Merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoyla bugün birlikteyiz. KPSS'ye son 7 ay kaldı biliyorsunuz bugün itibariyle. Bugün 21 Kasım, 23 Temmuz'da da sınavımız var. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim sınavı. Alan sınavı tabii bir 15 gün daha sonrasında ama neler yapacağız, nasıl çalışmalıyız? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Aslında daha doğrusu şunu söyleyeyim. Çok fazla mesaj aldım hocam nasıl çalıştınız diye. Biliyorsunuz ben sınavda 190. oldum biyoloji ABT'de ama ben direkt genel kültür, genel yetenek, genel yetenek ve eğitime nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Sonrasında alan sınavına nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. E, alanı olan hocalarım için söylüyorum. Alanı olan hocalarım alan sınavını yüksek tutup genel kültür, genel yetenek ve eğitimi ortalarda tutmanız yeterlidir. Mesela işte e, 38-39-40 genel kültür, genel yetenek eğitimi ise 50'nin aşağısına çekmediğiniz sürece 50 ve üstünde almanız, 50 ve üstünde net yapmanız yeterli olacaktır. Ama alanımızın da en az 50 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda e, çok güzel sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii bizim bölümden mesela biyoloji aveti için söylüyorum az alım var. Genellikle böyle branş derslerinden az alım oluyor. İşte matematik olsun. E, tarih coğrafya gibi alanlardan çok az alımlar oluyor o yüzden de kendi alanınıza göre seçim yaparsanız yani ona göre çalışmanızı artırırsanız daha iyi olur peki son 7 ayda nasıl çalışacağız İlk önce bundan bahsedelim ve benim nasıl çalıştığımdan bahsedelim peki bu süreçte ben nasıl çalıştım arkadaşlar öncelikle ondan bahsedeyim ben çocuğum olduğu için ve şu an beni dinleyen ee, hocalarımın birçoğu bu şekilde eminim benim bir tane çocuğum var ve ben sınava çalışmaya başladığında bir yaşındaydı Ben e, sınava girdiğim zaman iki yaşına girmişti arkadaşlar e, şöyle çalıştım çocuğum olduğu için bir sene öncesinden çalışmaya başladım Çünkü biliyordum bana çok fazla vakit kalmayacak Ayrıca, ben biliyorsunuz YouTube içinde ÖABT videoları çekmeye başlamıştım o zamanlar Bu da benim ekstra bir zamanımı alıyordu Yani şöyle söyleyeyim çocuğumu öğlen uyuttuğum zaman video çekiyordum Akşam uyuttuğum zaman da KPSS'ye çalışıyordum Bazen video çekimleri olmadığı zamanlar tabii gündüz de çalışma yapıyordum Peki nasıl çalıştım? Mesela sabah kahvaltı yaparken Zaten genelde çocukla ben hani ikimiz birlikte kahvaltı yapıyorduk e, kahvaltı yaparken mesela o gün coğrafya Coğrafyayı izliyordum coğrafya videosunu Videonun uzunluğuna göre Bazen bir bazen iki video izliyordum arkadaşlar Ama o videoyu mutlaka tamamlıyordum Tabii ki yarı, yarıda bırakmıyordum Özellikle konu bütünlüğü sağlanması açısından Ya da bazen de gece yatarken izliyordum Yani yattığım yerden izliyordum açıkçası Çünkü e, dediğim gibi hani çok fazla vakit bulamıyorsunuz çocuk olduğu zaman Bir de ben dediğim gibi video çektiğim için ee, bu yüzden de her boş anımı değerlendirmeye çalıştım. Bu süreçte e, ders ders çalıştım arkadaşlar şöyle söyleyeyim benim coğrafya ve tarihim iyi değildi açıkçası. Yani hani ikisinde de bilgim sıfırdı diyebilirim veya işte çok az yüzde onluk falan bir bilgim vardı. Coğrafyayı ve tarihi öne aldım. Benim matematik ve Türkçe'de sıkıntım yoktu. Türkçe'de sadece dil bilgisi konusunda sıkıntım vardı. dil bilgisine de şöyle demiştim. zaten 4-5 soru geliyor. Hani bir çalışırım. Mesela sıfatlar, zarflar işte bilmem onlar ben liseden beri anlamadığım konulardı zaten benim. O yüzden dedim ki hani bir çalışırım. Yapabilirsem eğer sınavda yapabilirim. Yapamazsam da 4-5 soru benim için gitsin önemli değil diye düşünmüştüm açıkçası ve o şekilde de yaptım. E, matematik de temelim zaten bizler sayısal çıkışlı olduğumuz için biyoloji hocalarım için söylüyorum diğer dinleyenler için söylemiyorum arkadaşlar yani sözel çıkışlı olan veya eşit ağırlık çıkışlı olanlar için de e, bu durum geçerli olabilir tabii ki ama genelde sözel çıkışlı olan arkadaşlarımla matematik konusu birazcık sıkıntı olabiliyor. Matematik temelim vardı. Matematiği sadece işte e, soru bankası çözerek, deneme çözerek ilerlettim. Mesela EBOB, ECOG gibi böyle anlamadığım konuları, mesela olasılık gibi anlamadığım konuları tekrardan izledim. Ama olasılığı zaten hiçbir zaman yapamadım açıkçası. Sınavdaki olasılık sorusunu da yapamamıştım. E, matematikte ve Türkçe'de bu şekilde gittim. Türkçe'de de zaten kitap okumayı seven biriyim. Boş buldukça, boş zaman buldukça kitap okudum. Paragraf sorularını hani o şekilde hallederim diye düşündüm. Bir de deneme falan çözdüm ama e, denemeleri çözerken çok fazla sıkılıyordum. Türkçe denemelerini çözerken bir süre sonra zaten artık paragraf sorularını e, böyle üstten üstten okumaya başladım arkadaşlar. O da beni Türkçe'de biraz düşürdü. Yani benim genel kültürüm şu an kaç netim var ya e, genel kültürde? 35 netim var. Hani 34.5, 35 netim var arkadaşlar genel kültür pardon genel yetenekte. Ve beni 35'e düşüren tabii ki Türkçe oldu. Türkçeden çok fazla yanlış yapmışım. Özellikle de paragraf kısmından çok yanlış yapmışım. E ee, O yüzden siz bu yanlışı yapmayın. Lütfen çözün. Ben hani çözmedim. Çözmemeyi tercih ettim ve sıkıldığım için de açıkçası çözmedim. Ama Türkçeyi mutlaka e, halledin. Çünkü Türkçe gerçekten inanılmaz kurtarıcı oluyor. Normalde iyi yaptığım bir dersti Maalesef sınavda yapamadım. Matematikte de e, yapabildiğim sorular arasında mesela matematikte 30 soru var 20'sini yapmıştım. 20 sorudan da 2 tane falan yanlışım çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde olması lazımdı. Peki genel yetenek yani tarih, coğrafya, vatandaşlığı nasıl yaptım? Genel yetenek yani tarih, coğrafya, vatandaşlıkta sıfırdım açıkçası. Ve ben ilk olarak onlardan başladım arkadaşlar. İlk önce coğrafyadan, coğrafya bitmeye yakın tarih, Mesela coğrafyadan sıkılıyordum ya ders izlemekten. Tarihe başlıyordum. Daha sonra bu iki ders hallettikten sonra da vatandaşlık. Çünkü vatandaşlık böyle sonlara doğru izlenmesi gereken bir ders bence. Çünkü akılda kalıcılığı açısından böyle taze bilgiler olması gerekiyor. Bu yüzden de vatandaşlığı en sona bıraktım. Böylece genel kültür, genel yeteneği bir şekilde hallettim. Hangi soruları çözdüğümü de söyleyeceğim birazdan. Eğitime geldiğim zaman ise ben alan çıkışlıyım. Yani Bölüm çıkışlıyım arkadaşlar ve kesinlikle eğitimle ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Eğitimde önceki senelerde girdiğim sınavlarda hep böyle 35 net, 30 net falan. Yani şöyle söyleyeyim, bir sınava girmişim, ee, önceki sınavlarıma bakıyorum, ee, 30 doğru, 30 yanlış mı ne? Yani eşit olarak yapmışım. 30 doğru, 30 yanlış gibi düşünün Mesela bu şekilde, doğrularım ve yanlışlarım eşit şekilde gelmişti. Gerçekten eğitim belli bir yerden sonra hiç etkilemiyor. Yani çok az bir şekilde etkiliyor puanınızı ama netiniz elinin altına düştüğü zaman eğitimde inanılmaz düşürüyor arkadaşlar puanınızı. O yüzden eğitimi elinin altına düşürmemeye çalışın. Elinin yukarısı size kalmış bir şey. Ben, ben de bu sınavda 50 net yaptım. Ortalama 50-51 net gibi bir şey yaptım eğitiminizde elinin altına lütfen düşünmemeye çalışın fazlasını da hani çok da zorlamaya gerek yok o yüzden de e, zaten son 7 ay kaldığı için alan derslerimizde olduğu için o yüzden de eğitimi elin et kadar e, elin et yapacak kadar bilginiz olsun yeterlidir bence peki hangi hocalara çalıştım bunu da söyleyeyim arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ben ben şimdi burada hoca ismi veriyorum ama tabii ki en iyi hoca sizin anladığınız hocadır. Ders anlatımından anladığınız hocadır. Ben tarihi ilk önce Mehmet Celal Özyıldız hocadan izledim İsem Yayıncılıkta. Ee, hani anladığımı düşünüyordum ama soru çözümüne geldiğim zaman baktım ki hani çok fazla yanlışım çıkıyor. Daha sonra Ramazan Yetkin hocayı dinledim. Ramazan Yetkin hocayı daha önceki senelerde de dinlemişti. Ramazan Yetkin hoca gerçekten akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor ve Ramazan Yetkin hocanın hem e, biliyorsunuz bu sene sınav iptal edildi bir buçuk ay sonra tekrardan yapıldı. O bir buçuk aylık süre içerisinde zaten ben bir 15 gün kendime gelemedim. Çünkü kendinizi sınavdan çıktıktan sonra bir rahatlama modunu alıyorsunuz. Daha sonra tekrardan bir sınava hazırlık süreci başlıyor. O yüzden bir 15 gün kendime gelememiştim. Bir ay boyunca hani ne çalıştıysam işte Ramazan Hoca'nın tekrarlarını dinledim falan. Hani deneme çözdüm o şekilde bir ay geçirdim. Eee. Bu sene yeni videolar çektiği için 2022 senesinin yeni videolarını çektiği için o yüzden bu sene videolarını izleyin. Daha sonra da o çektiği uzun olan genel tekrar videolarını sınava yakın zamanda izleyin Ramazan yetkin için. Ve mutlaka arkadaşlar soru bankasını da çözün. Ben soru bankasını çözmeye vakit bulamadım ama denemesini çözdüm. Denemesi de inanılmaz geliştiriyor. Yine bunu da söyleyelim. Coğrafyaya geldiğim zaman Mehmet Eğit Hoca'yı dinledim. Mehmet Eğit hoca da çok güzel anlatıyor. Onun da kitapları var. iki tane kitabı var. Bir de denemesi var. Denemesini ve kitaplarını çözdüm arkadaşlar. O da beni çok iyi geliştirdi. Coğrafya konusunda vatandaşlıkta ilk önce İsmail Er Yılmaz dinledim. Daha sonra genel tekrar açısında da Esra e, Özkan Hoca'yı dinledim. Onlar da yine vatandaşlıkta bana büyük şeyler kattı tabii ki. Türkçe ve de soru çöz, eksik tamamla şeklinde gittim arkadaşlar. Türkçede eğer e, mantık kısmını yapamıyorsanız, Türkçe mantık, Aker Kartal çok güzel anlatıyor mantık kısmını. Türkçe'nin mantık kısmını. Gerçekten e, ondan gayet güzel anlamıştım. Türk mantık kısmından nasıl gidebileceğimizi anlamıştım. Bazen e, denklemleri yanlış kuruyorsunuz mesela. Hani orada tablo oluşturmanız gerekiyor. Tabloyu yanlış kuruyorsunuz ama Aker Hoca'nın verdiği taktikler sayesinde işte 3 bilinmeyenli, 4 bilinmeyenli, şeyler olduğu zaman nasıl kuracağınızı öğreniyorsunuz o yüzden de mutlaka onun e, mantık derslerini izleyin derim bu şekilde gittim genel kültür genel yetenek için dediğim gibi bazen bakın kendim için şunu söylüyorum hani ben bir yıl boyunca çalıştım diyorum ama arkadaşlar bir yıl boyunca bir günde belki bir saat çalışabildim bazen iki saat çalışabildim bazen günler oldu ki hiç çalışamadım o yüzden de hani kendinizi çok sıkıntıya sokmadan, çok strese girmeden yapın bunu ve benim size tavsiyem şu. Çalıştığınızı etrafınızdaki kimseye belli etmeyin. Yani ben öyle yaptım açıkçası kafam rahat oldu. Çalıştığımı bir eşim biliyordu çünkü yanında da çalışıyordum. Hani ee, şey olsaydı eşime de söylemeyecektim fırsatım olsa yani öyle bir imkanım olsaydı belki ona da söylemeyecektim ama o görüyordu çünkü insanların baskı yapması sizi daha çok strese sokuyor strese girdiğiniz zaman sınav anında bu stres aklınıza geldiği için işte bu uzun süreli stres devreye girdiği için ne oluyor bu sefer de sınav anında yapamıyorsunuz, heyecan yapıyorsunuz. Ama kafanız rahat, gönlünüz rahat girdiğiniz zaman, üzerinizde herhangi bir baskı, stresi olmadığı zaman gayet de güzel yapıyorsunuz. Gelelim eğitime. Arkadaşlar dediğim gibi benim eğitim çok kötüydü. O yüzden de eğitimi İslam Yayıncılık'taki hocalardan dinledim ilk önce. Ve bunları şöyle sıraya göre dinledim. Yine ders ders gittim. İlk önce gelişim psikolojisi, daha sonra öğrenme psikolojisi. Sonra arkadaşlar program geliştirme. Sonrasında ÖYT. Zaten sınıf yönetimi falan onlara hiç bakmadım. Ee, şeyi en sona bıraktım. Ölçme değerlendirmeyi en sona bıraktım arkadaşlar ölçme dersini. Ölçme dersi de çok anladığım bir ders değildi. Ama size iki tane hoca söyleyeceğim. Bu hocalar gerçekten çok iyi anlatıyor. Genel tekrar için 7 iklim deneme 7 iklim denemesi demişim. 7 iklim yayınlarının genel tekrar videoları var. Zaten yazdığınız zaman bulursunuz YouTube'da. Ben YouTube'dan gittim tamamen. 7 iklimde arkadaşlar Hasan Hoca diye bir hoca var. O çok güzel anlatıyor dersleri. Bir de Metin Şar hoca var. Direkt Metin Şar olarak yazın çıkar zaten. Metin Şar böyle genel tekrarları bir video, iki video şeklinde yapmış ve sadece bilmeniz gereken kısımları söylemiş. Genel konuya hakim olduktan sonra Metin Hoca'yı dinlediğiniz zaman tamam diyorsunuz. Ben buraya kaptım diyorsunuz. Ona göre yapıyorsunuz. Mesela program geliştirme benim yapamadığım bir derste program geliştirmeyi ÖYT'yi onun sayesinde yaptım. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Ve eğitim için şunu söyleyeyim. Eğitim için soru bankası çözmenize gerek yok. Ders denemelerini alıyorsunuz. Mesela dersin videosunu izlediniz, değil mi? Bitirdiniz tamamen. Mesela program geliştirme. Bitirdiniz. Daha sonra onunla ilgili bir ders denemesi alıyorsunuz hatta birkaç tane alabiliyorsanız bir de kendinizi çok kitaba boğmayın e, kitaplarınız bittikçe alın çünkü geride kitap kaldığı zaman hani bunu bitireyim de hemen ona başlayayım diye düşünüp strese giriyorsunuz bu sefer yine yanlış yapmaya başlıyorsunuz o yüzden de kendinizi çok kitaba boğmayın arkadaşlar. Bu şekilde bir de çıkmış soruları konu konu çıkmış soruları alın arkadaşlar eğitim için. Konu konu çıkmış sorulardan da yine eğitime çok güzel katkı sağlayabilirsiniz. Zaten eğitimle ilgili çok böyle genel sorulabilecek şeyler yok. Hep bellidir neler sorulabileceği sadece hikayeler falan değişiyor. Ve test kitaplarında da bu eğitimin normal test kitaplarında çok saçma sapan sorular çıkıyor açıkçası. O yüzden ben dediğim gibi deneme çözün. Daha sonra da çıkmış soruları çözün. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk önce çıkmış soruların konu konu denemelerini çözün arkadaşlar. Konu konu çözün. Daha sonra ders denemesine geçin. En azından ÖSYM'nin soru tarzını anlamış olursunuz. Diyelim ki bitirdiniz. Hani bütün eğitim konularını, eğitim derslerini bitirdiniz. Bu sefer de çıkmış soruları yıl yıl çözün. Yani ilk önce 2022'den başlayın daha sonra geriye doğru gidin arkadaşlar bu şekilde yıl yıl çözerek en azından kaç net yaptığınızı da görürsünüz. Mesela 2018'de girmiştim ben ee, çalışmadan girdim yani nasıl söyleyeyim size çok az çalışarak girdim çünkü o zaman çalışıyordum. Okuldan çıkıyorsun. Özel zaten. Özelde çalıştığım için çok fazla ders yükü var. E çıkıyorsun eve gidiyorsun. Bu sefer video izlemeye başlıyorsun. Kafan almıyor. Mesela o zaman da ben Ramazan Hoca'yı dinlemiştim tarihte ama şimdiki dinlediğim kadar verim alamamıştım açıkçası. Hoca değişiyor mu? Hayır. Sen değişiyorsun sadece. Senin kafan değişiyor, onu söyleyeyim. Gelelim şimdi alan kısmına. Buraya kadar genel kültür, genel yeteneği hallettik. Geliyoruz alan kısmını arkadaşlar. Alan kısmında biyoloji öğreniyorum sayfasını takip ediyorsunuz tabii ki. Öncelikle fen ÖABT arkadaşlarım için söyleyeyim. Benim bu sene çektiğim videolar çok detaylı. Campbell'dan çekiyorum biliyorsunuz. Sizler Geçen yıl çektiğim videoları izlerseniz sizin için daha iyi olur. Ayrıca sizler TTAYT kitabı çözün arkadaşlar. Size çok iyi katkı sağlayacaktır. Özellikle bilgi sarmal, daha sonra hız ve renk, limit yayınları, palme yayınları bunları çözerseniz size çok büyük katkı sağlayacaktır. Alan biyoloji için, fen bilgisi öğretmenleri için söylüyorum. Gelelim biyoloji öğretmenlerim için. Arkadaşlar eğer ki temeliniz yoksa. Temeliniz yoksa yani hocam ben hiç ders anlatmadım. Hiçbir şekilde bilmiyorum ya da uzun yıllar ara verdim diyorsanız temeniz yoksa ilk önce konuyu dinliyorsunuz. Teta kitaplarından e, konuyla ilgili soru çözümünü yapıyorsunuz. Daha sonra ÖABT kitaplarından çözüyorsunuz. Bu arada ÖABT için önerdiğim bir soru bankası, tek bir soru bankası var. Lider Yayınları'nın ÖABT soru bankası var arkadaşlar. En azından biraz daha diğerlerine göre iyi. Hani çok %100 iyi diyemiyorum ama Diğerlerine göre biraz daha iyidir tabii ki. Ha, evet, temeliniz varsa eğer direkt ÖABT çözebilirsiniz tabii ki. Ee, ve sizin yapacağınız en önemli şey olimpiyat soruları. TÜBİTAK soruları ve çıkmış ÖABT sorularıdır. Bu sene gelen sorular daha böyle üst düzey sorulardı. Yani şöyle söyleyeyim size. Sistemler kısmını ben mesela geçen sene anlatırken baktım sistemler sorularına. Genelde sistemler AYT tarzında gelmiş. Ama bu sene gelen sistemler daha akademik düzeydeydi. Sistem soruları. O yüzden bundan sonraki gelecek olan sınavlarda yüksek ihtimalle akademik düzeyde olacak olan sorulardır. Bu yüzden de siz olimpiyat ve tübitak sorularını çözüp çıkmış ÖABT sorularına baktığınız zaman emin olun kendinizi çok iyi geliştirmiş olacaksınız. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Temeliniz varsa bile yine TTT kitaplarından özellikle Palme'nin kitaplarından Limit'in kitaplarından soru çözün arkadaşlar. Dediğim gibi ÖABT için çok fazla soru bankası öneremiyorum. Zaten konu anlatımlı kitap hiçbirini almayın. Kesinlikle israf etmiş olursunuz. Onun yerine olimpiyat sorularını, tübitak sorularını indirip ona vereceğiniz parayı oradan pdf olarak çıkartın arkadaşlar. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten benim anlattığım ve hazırladığım slaytlar Videolar yeterli olacaktır. Campbell'dan gidiyorum. Sadece yaşam kitabına bakıp hani oradan birazcık belki yaşamın dili biraz daha basit dil. Campbell'ın dili daha böyle akademik. O yüzden Campbell'dan anlatıyorum. Çünkü bu seneki sorular akademik dilde e, sorulardı arkadaşlar. Bu yüzden de bu şekilde anlatmaya karar verdim. E, yaşama da şöyle bir bakabilirsiniz. Mesela konuyu bitirdiniz. Diyelim ki proteinler konusu bitirdiğiniz konuyu yaşamdan da şöyle bir bakın konuya daha sonra da e, soruları çözerek de devam edebilirsiniz Evet herhalde e, söylemediğim bir şey yok yine yorum olarak da arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz Umarım birçok sorunuza tercüman olmuşumdur ama kesinlikle başlamayan arkadaşlar için söylüyorum biliyorsunuz bu sene henüz kaç alım olacağı açıklanmadı bugün 21 Kasım hala, pardon 21 Aralık hala bekliyoruz açıklama olacak mı olacak mı diye hala açıklama olacağı bekleyen yani hala açıklama gelmedi ee, arada kalan hocalarım vardır mutlaka hani alım olursa kaç alım olursa ona bağlı olarak gidebilir miyim gidemez miyim arada kalan hocaları mutlaka vardır sizler Arada kalanlar için söylüyorum. Alan bilgilerinizi unutmamak için alana çalışın. Hani Campbell'ı şöyle bir okuyun ya da benim hazırladığım slaytları şöyle bir okuyun. Şöyle bir soru çözün falan. Hani o şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Ama ilk defa hazırlanacak olanlar veya işte hocam bu sene benim kesinlikle olmaz. Ben yeniden hazırlanacağım diyenler geç kalmadan eğer başlamadıysanız başlayın arkadaşlar. Çünkü 7 ay uzun bir süre gibi gelebilir ama kısa bir süre çok fazla ders var. Alana daha fazla yüklenip diğer dersleri de mutlaka aralarda halledin arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sorularınıza yanıt vermişimdir. Sonraki videolarda ders videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.